Expo Katar 2017 bu yıl ilk defa kapılarını açtı. Bugün fuarın ilk günü ve biz Artaş İnşaat'ın standında bulunuyoruz. Yanımızda da Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsay'a var. Merhabalar Süleyman Bey. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Biraz önce kısa bir konuşma yaptınız. Ben bir fuarla ilgili bir yorumunuzu almak istiyorum öncelikle. Fuar çok güzel bir yer. Binası da çok güzel yapmışlar. Tabii baktığımız zaman bu fuarların, bu binaların İstanbul'da olmasını da çok arzu ediyoruz. O bakımdan şimdi bizim amacımız bugün Katar'daki bu fuara katılıp Türkiye'mizdeki projelerimizi tanıtmak. Amacımız o. Onun için bugün zaten açıldı. Biraz önce de Katar'ın yetkilileri açtılar. O bakımdan güzel bir yer. Fuarın temelinde söylenen şuydu, açılış konuşmasında da dile getirildi. Özellikle Katar ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde hem ekonomiyi güçlendirmek hem de diplomasiyi güçlendirmek anlamında çalışmalar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii şimdi epeyden beri daha önceki Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey döneminde de, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde de Katar'la ilişkilerimiz çok iyiydi. Yani şu anda Katar hükümetiyle olan ticari ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz, dostluklar bizlere de yansıyor. Katar vatandaşları da gelip İstanbul'da ev sahibi olmak için görüyoruz, talepte bulunuyorlar. Bunlar bizim için sevindirici bir şey. Peki efendim, önemli bir referandum atlattık hemen fuardan önce. Gayrimenkul sektörüne nasıl yansıyacak? Yani bir fuar öncesi, referandum öncesi daha doğrusu, evet. Beklentiler nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi biliyorsunuz yani her seçim döneminde bir takım insanların bir beklentileri olur. Seçim sonrasını erteler. Ama tabii referandum da önemli bir konuydu. 16 Nisan'da sağlıklı bir şekilde bu referandum sonuçlandı. Artık bundan sonra beklenti kalmadı. Bütün yerli veya yabancı halkın da İstanbul'umuzda ve Türkiye'mizde yatırım yapmak için bekliyoruz. Evet. Peki hareketlilik buradan gittikten sonra başlar mı diyorsunuz? Tabii, başlayacak, başlayacak. Bekliyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Gayrimenkul sektörü açısından Katar'ı nasıl buluyorsunuz? Buradan yeteri kadar ilgili dönecek mi? Bence satış yapabilecek mi? Kanaatindeyim. Bu Körfez ülkeleri ekonomik yönden oldukça zengin bir ülkeler. Bizim tabii bu ülkelere bir takım Türkiye'mizde onların istek ve arzularına göre, yaşam tarzlarına göre de üretimler yapmamız gerekiyor. Onların bizi bir misafiri olarak, bizim bir parçamız gibi görerek onları orada Türkiye dışında başka ülkelerde yatırımdan ziyade Türkiye'de yatırım yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim.